Halkın değerlerine, devrimci değerlerine laf etmiş ama şimdi onların büyükşehir adayı. Onlarla yan yana durmak CHP'ye zarar vermiyormuş. E vermesin, hayırlı olsun ittifakınız ama bizden uzak durun. Çünkü biz asla ve asla bu ülkede savaştan, kömürüden, halkları birbirine düşüren bu zihniyetten yana olmayacağız. Bir de Sayın Kılıçdaroğlu görsün cemaat bu AKP'yi ne hale getirir. Hele CHP'yi ne hale getirmiş düşünmek bile istemiyoruz. Sevgili arkadaşlar, bir de bunlar propaganda yapıyor, oylar bölünmesin. Kim bölüyor oyları? HDP bölüyormuş. Ya biz oyları falan bölmüyoruz ama böleceğiz. Bölmek istiyoruz. Hangi oyları bölmek istiyoruz? O CHP içerisindeki demokratları, aydınları, özgürlükten yana olan, eşitlikten yana olan oyların aslında bizimle birlikte olması gerektiğini düşünüyoruz. Onlara diyoruz ki gelin Türkiye'yi birlikte değiştirelim. CHP içerisinde oluruz. CHP'yi değiştiririz. Mümkün değil. CHP'nin içerisine gidenler kendileri değişiyor. Hiç demokratlaştığını görmedik. 30 yıldır neredeyse ben bu sözü duyuyorum. Aman CHP değişsin. CHP'nin içerisine girelim değil mi? Değiştirelim diye gidenlerin kendisi değişiyor. O yüzden biz CHP'deki bu oyları bölüp kendi gücümüze, dayanışmamıza katmak istiyoruz. Sadece CHP'nin oylarını, AKP'ye giden o demokratik oyları da istiyoruz. Gerçekten Türkiye'nin demokratikleşmesinden yana, Kürt sorunu çözümünden yana, barıştan yana, gerçek dindarların oylarını da kendi gücümüze katmak istiyoruz. O yüzden sevgili arkadaşlar, bize diyorlar ki ya oyları bölmeyin ya. Biz de diyoruz ki siz oyları bölmeyin, asıl gelin HDP'de birleşelim. Türkiye'ye nasıl bir gelecek olacakmış birlikte gösterelim. Gerçekten Türkiye'yi ileri taşıyalım. Şimdi sevgili arkadaşlar, HDP'liyiz, ezilenlerin temsilcisiyiz. Sevgili arkadaşlar, şimdi bu düzen partileri diyorlar ya, AKP, CHP, MHP, birçoklarının artık dönemi bitmiştir. Onlar Cumhuriyet'in o 1924 zihniyetine göre kendilerini konumlandırdılar ya, Türkiye'de yaşayan herkesi Kürt, Türkiye'de yaşayan herkesi Sünni, Türkiye'de yaşayan herkesi erkek gören, anayasasına göre konumlandıran, Türkiye'de yaşayan herkes hatta asker gören, değil mi? Şeylerde askere gönderme şeylerinde, merasimlerinde bunu her Türk asker doğar diye bir slogan üretmişler. Hiçbir her Türk asker doğmaz yani, böyle bir durum yok. Ama bu militarist yaklaşımın sonucu. Bunun sonu geldi arkadaşlar. Şimdi 21. yüzyılda bütün bu partilerin sonu geldi. Biz daha başlangıçtayız. Biz Türkiye'de 21. yüzyılda Türkiye'nin demokratikleşmesi, Kürt sorunu çözümü, Alevi Sünni meselesini çözümü. Ya burada toplan slogan attıklarında orada ne işiz var çöpüldü bir de ya? Kimlik sorununun, Çerkezlerden Ermenilere, Azerilere, Konaklara sorunun çözümünün adresiyiz. O yüzden biz buraya sizden o istemeye gelmedik. Bu yeni demokratik Türkiye'yi birlikte inşa etmeye, demokratik özerk yapılarla her Kürt sorunu çözümü, hem Türkiye'nin demokratikleşmesiyle yerel demokrasiyi geliştirerek burada Doğanşehir'den yeni bir başlangıç yapmaya geldik. Şimdi size soruyorum. Hazır mısınız sevgili arkadaşlar? Doğanşehir'den buradan bir başlangıç yapmak önemli. Doğanşehir'in ne yiğit genç kadın ve erkek devrimcileri var biliyorsunuz değil mi? Onlar bu düzene buradan hayır dediler. İtiraz ettiler. Hazırlanın, burayı yavaş yavaş boşaltın. Cesareti olmadığı dönemde milleti burayı açın. Bu alanı açın. İnmeye başladı. İtiraz inmeye başladı. Şimdi bizim onlara borcumuz var. O devrimcilere borcumuz var. Buradan, tam da buradan yeni bir sistemi birlikte inşa edeceğiz. Bakın Doğanşehir'de hala gece yarısı bilinmeden köylerde evler yıkılıyor, ormanlar sökülüyor. İnsanlar Alevi diye değil mi evleri taşlamıyor bilmem ne, bunları siz yaşadınız. Ayrımcılığa maruz kalıyor. Diğer şeyleri il belediye başkan adayımız, eş başkan adayımız söyledi. Tarım deseniz öldürdüler, hayvancılık yok. Bizi bir parça ekmeğe muhtaç hale getiren bu sisteme buradan, yerelden cevap vereceğiz. Şimdi bize diyebilirsiniz, sizin paranız var mı? Biz size diyoruz ki bizim paramız yok, o yüzden kafamız rahat. Parası olanlar ne hale geldiğini gördük. Parası olanlar daha çok parası olsun diye çalmışlar, çıkmışlar. Ayakkabı kutularından saklıyorlar o şeyleri. E bizim ayakkabı kutumuz yok, biz pazara gidip alışveriş yapıyoruz değil mi? Bize de kutu vermiyorlar yani. Pazarcılar demek ki kutuları başka şey için kullanıyor, bilmiyorum. Onlar da orada. O pazardan
yapıyorsa halkla birlikte yapıyoruz. Bizim veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yok sevgili arkadaşlar. O yüzden biz buna güveniyoruz. Halkımızın dürüstlüğüne, cesaretine ve yeni bir geleceği birlikte inşa etme iradesine güveniyoruz. Ve diyoruz ki bir cesaret, alışkanlıklarımızdan vazgeçeceğiz. Aramızda mutlaka başka partilere oy veren vardır. Ama şimdi biz diyoruz ki bu defa bizi deneyin. Bakın bir arkadaşımız diyordu ki Nevşehir'e gittiğimizde diyordu biz bu partiyi çok eleştiriyoruz. Reklamını yapmayayım, ismini söylemeyeyim. Diyor, ama sandığa gidince başka bir alternatif yok. Ona oy veriyoruz. Şimdi biz size diyoruz ki alternatifiniz var. İki kötüyü seçmek zorunda değilsiniz. Biz buradayız ve geleceği birlikte kuracağız. Belediye başkan adaylarımız burada sizinle çok konuşacaklar. Buranın sorunlarını nasıl çözeceğiz bunu söyleyecekler. Ama asla biz size şöyle söylemiyoruz.